iyi bir konuşmaydı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ama bana fazla vakit kalmadı. Yine de hızlı hızlı bazı yerleri atlayarak sunumumu yapmak istiyorum. Değerli katılımcılar, adım Hamit İnan, Uzungöl'den bir işletmeci, aynı zamanda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nın Turizm Komisyonu Başkanı olarak huzurlarınızdayım. Trabzon Kent Sempozyumu'nun gerçekleştirilmesine emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Alper Bey'in dediği gibi katılımın özellikle turizm konusunda az olması üzücü tabii. Yine de sempozyumun kentimizin sorunlarının tespiti, çözüm önerilerini ortaya konması ve toplumsal farkındalığın artırılmasında katkılar olmasını diliyorum. Bölgemizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin doğru bir tanımla pazarlanması, destinasyonların artırılması ve hizmet standartlarımızın yükseltilmesiyle turizm ekonomisinden daha yüksek bir pay alacağına inanıyorum. Turizm dinamik bir sektördür. Yenilik ve çeşitlilik talebi sürekli artmaktadır. Bu nedenle deniz turizmindeki talepler yerine doğal, kültürel, tarihi doku ve eğlence yönelik turizm hareketleri öne çıkmaktadır. Alternatif turizm kategorisinde değerlendirdiğimiz yayla turizmi, hedef turizm aktivitesi haline gelmektedir. Değişen turizm talep yapısı bölgemiz için önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Değerli katılımcılar, Trabzon turizminde çok önemli bir yapı olarak Sümela Manastırı ve doğal özellikleriyle Uzungöl ön plana çıkmaktadır. Trabzon, turistik açıdan tarihi, kültürel, mimari ve doğal özellikleriyle pek çok değeri barındırmaktadır. Doğu Karadeniz bölgesindeki diğer iller ve turizm değerlerimiz bizim turizm paydaşlarımızdır. Dolayısıyla bölge turizmine bütünsel bir bakış, sorunların çözümü ve sektörde hedeflenen gelişim için önemlidir. Özür diliyorum, hızlı şey yapıp bitirmek istiyorum ben. Cuma vakti. Geleneksel kültürümüzün önemli bir parçası olan yaylacılık, burada yapılan turizm faaliyetleri manasına gelen yayla turizmi ve faaliyetleri bu çerçeve içinde alınan Uzungöl, hinterlandında pek çok yaylayı barındırmakla beraber sürekli yerleşimi, ekonomisi, turizm, kültür ve kültür balıkçılığı ve küçük ölçekli hayvancılığa dayanan, son yıllara kadar büyük şehirlere göç veren 2500 civarında nüfusa sahip Çaykara ilçesine bağlı bir turizm beldesidir. Yaz aylarında 2000 üzerindeki yatak sayısı ve bunun çok üzerindeki günübirlik ziyaretçi sayısı ile Trabzon'da en çok ziyaretçi çeken merkezlerden biri durumundadır. Doğa sit alanı içinde yer alan Uzungöl, 2004 yılında özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiştir. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kurulması ve yeniden yapılanma süreci içerisinde sit alanı, sit kurulları, özel çevre koruma kurulları, görev ve yetkileri, tabiat ve kültür varlıklarını koruma genel müdürlüğüne devredilmiştir. Uzungöl, Türkiye'deki 1234 doğal sit alanından ve 15 özel çevre koruma bölgesinden bir tanesidir. Bu yerlerin statüsüyle ilgili bir değişiklik olmamıştır. Dün ve önceki gün Uzungöl'de Sayın Müdürümün de katıldığı ve benim de bir kısmına iştirak ettiğim Uzungöl'ün yönetim planının oluşturulması ile ilgili olarak kamu kuruluşlarından ve yerel halkın temsilcilerinden oluşan bir toplantı yapıldı. Bu toplantılar farklı kurum ve içerikte yapılır. Çoğu zaman en başa dönülür. Her gün bir şeyler değişiyor, kurumlar değişiyor, kurullar değişiyor, kurallar değişiyor. 20 yılı aşkın bir süredir Uzungöl'ün imar planı oluşturulamıyor. Uzungöl'de yaşayan insanların sosyal ve ekonomik beklentileri var. Üç kuşak aynı evde yaşayan aileler var. Uzungöl hepimizin ama orada yaşayan insanların evidir. İmar planının bir an önce tamamlanıp halkın önüne konması gerekiyor. Planlamalar yapılaşmadan sonra yapıldığı için süreç çok daha zorlu geçiyor. İşletmelerin ruhsat problemleri var. Ruhsatla ilgili problemler aşılamadığı için
Uzungöl'deki yatırımcı turizmle ilgili teşviklerden yararlanamamaktadır. Yakın zamana kadar büyük şehirlere yoğun göç veren Uzungöl'ün bugün tersine göç aldığından bahsedebiliriz. Son yıllarda Orta Doğu pazarının bölgemizde özellikle Uzungöl'e olan ilgisi daha çok pansiyonculuk yapan aileler için önemli bir geçim ve katkı sağlanmıştır. Geçmiş yıllarda kendi araçlarıyla bölgemize gelen Arap turistler bu yıl Suriye'deki iç karışıklık yüzünden araçlarıyla gelemedi. Hava yolunun ulaşımında yaşadıkları sıkıntılara aktarmalı ve pahalı uçuşlara rağmen geçen yıla göre düşüş olmakla beraber önemli oranda Arap turist ağırladık. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Turizm Komisyonu olarak mevcut durumu dikkate alınıp Türk Hava Yolları'nın özellikle Suudi Arabistan'ın Cidde ve diğer şehirlerinden Trabzon'a çarter uçuş konması için bir talebimiz oldu. Geçmiş yıllarda İsrail'in Tel Aviv kentinden Trabzon'a direkt uçuşlar vardı. Bu durum dikkate alındığında Trabzon, Suudi Arabistan'ın kentleri arasında bir uçuş konulabilirdi. Bu durum pek dikkate alınmadı herhalde. Suriye'deki iç karışıklığın da bir an önce düzelmesini ve çekilen acıların son bulmasını diliyorum. Arap turistlerin özellikle Uzungöl'e ilgisi İngiliz The Guardian gazetesinin bile ilgisini çekmiş. Türk turizmine Arap Baharı adlı makalesinde Arap turistlerin en çok İstanbul, Bursa ve Trabzon'u ziyaret ettiklerini, görüştükleri Arapların en çok Uzungöl'ü sevdiklerini yazmıştır. Serin havaya ve yağmura hasret güney ülkeleri için bölgemiz önemli bir cazibe merkezidir. Bölge insanın Arap turiste yaklaşımı oldukça sıcak ve samimidir. İşletme çalışanları yavaş yavaş Arapça öğrenmeye başladı ama daha fazlasına ihtiyaç duymaktadır. Ezan kaçta okunuyor biliyorum. 5 dakikamız mı var? 3 dakika. Şimdi kusura bakmayın ama şimdi bu kadar az zaman kalınca ben sunumumu da sağlıklı bir şekilde yapamadım. Ama kimsenin de şeyini... Öğleden sonraki ilk oturumda bir süre almak açısından bir şey olabilir. Öğleden sonraki oturumda bana böyle bir fırsat verilebilecek mi? Ya da konusu turizm olmaktan uzak başka bir şey olacak herhalde. O da çok anlamlı bir şey olmayacak. Arkadaşlar bir bilimsel toplantı ezana göre ayarlanır mı? Dünyanın neresine göre düşünüyor? Şimdi 12.5 dakika programımız bitiyordu. Olacak işte. Herkes canlı gidecek. Bilimsel toplantı yapmayın. 12.30'da programımız bitiyor sanki. Herkes canlı gidecek. Evet. Tabii ben zor durumda kaldım durumda da. Ben devam edeyim o zaman. Hızlı geçerek. Değerli katılımcılar, Uzungöl'ün ve Hinterland'ın turistik potansiyelinin yüksek olduğuna inanıyorum. Kendim çok fazla gezmedim ama gezen insanlarla oturduk, sohbet ettik. Bu onların da tespitti. Eksiklerimiz var, bunları en aza indirmemiz gerekiyor. Uzungöl yapısal olarak bozulduğu eleştirisi sıkça yapılır. Buna ben de katılıyorum ama bozulmalar bazen kamu yatırımları olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal göl oluşuyla şöhreti olan bir gölün etrafına isnat duvarı inşa ettik. Dere boyu yapılan isnat duvarları ve küçük derelere yapılan set duvarları da keza öyle. Taş duvarlı sokakları kaldırıp doğal arazinin 2 metre yukarısına geçirilen yoluyla koruma amaçlı bir plan hazırlanmış. Bitmeyen yol çalışmaları, güneşle tozdan, yağmurla ve çamurdan geçirmeyen Uzungöl'ün yolları, yerleşik nüfusu ve binlerce ziyaretçisine rağmen olmayan sağlık ocağı ve doktoru, altyapı ve üst yapı sorunları, kadastral sorunları mesela, tescil edilmiş yani koruması gereken bazı evlerin ortasından harita üzerinden orman geçmekte. Bu yüzden bazı evler restorasyon için ruhsat alamamış durumdadır. Bölgemizde pek çok yerde şikayet konusu olan orman kadastro sınırlarıyla ilgili sorunlar Uzungöl'de de yoğunlukla yaşanmaktadır. Uzungöl'ün yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi de elektrik kesintileridir. Elektriğin kesilmediği gün yok gibidir Uzungöl'de. Bu konu üzerine de ayrıca durulması gerekiyor. HES'lerle ilgili sıkıntıları var. Vadi planlaması yapılmadan
ya da öyle olduğunu düşündüğüm yoğun bir HES şeyi var vadi üzerinde. Bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Çalışmalar devam ediyor. Yani biz Solaklı Vadisi'nin Fırtına Vadisi'nden daha az değerli bir vadi olduğunu düşünmüyoruz. Benim bir de çözüm önerilerine yönelik kısa şeylerimizi anlatayım. Uzungöl etrafına sıkışmış durumda. Gerçek potansiyeli henüz keşfedilebilmiş değil. Belki adımdandır. Göl işte geldik, gördük, bitti, bitmedi. Ziyaretçiyi Uzungöl'ün interlandına zarf edecek destinasyonlar oluşturmalı. Ziyaretçi Uzungöl'ün yoğunluğunda bu noktalara zarf edilebilmeli. Uzungöl'ü korumak isteyenler için alternatif çekim noktaları oluşturmak durumundayız. Bu bağlamda yaylaların özellikle korunması gerekir. İçinde 3-5 kat yapı bulunmayan yaylamız neredeyse kalmamış durumdadır. Yaz döneminde talebe cevap vermeyen Uzungöl'ün sahip olduğu potansiyele rağmen düşük sezonda kapasitesi atıl kalmaktadır. Uzungöl her mevsim farklı güzellikler sunuyor ziyaretçilerine. Bu da yıl boyu turizm faaliyetlerinin yapılabileceği manasına gelmektedir. Etkinlikler ve tanıtımla sezon dışı faaliyetler arttırılmalı. Belleklerdeki yemyeşil doğa ve göl imgesinin yerine enfes bir karlı manzarası yer almalıdır. Çok özür diliyorum. Yani ne yaptığım sunumdan aceleye geldi, atladım. Keşke daha şey olsa, yani daha geniş bir şey olsa da ben sağlıklı bir sunum yapabilmiş olsaydım size. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sunumdan dolayı Sayın Hanım'a biz de teşekkür ediyoruz. Sayın katılımcılar, bu konuklarımızın sürelerini biraz açmalarından dolayı ve bugünün malum özel bir gün olmasından dolayı böyle bir aksaklık yaşadık. Sizlerden çok özür diliyoruz. Şimdi ben gitmek isteyen arkadaşlar gidebilirler de bir tane bize bir cevap gelmiş. Onun için de gitmek isteyen dostlara manevi olarak daratmayalım da cevap vermedim. Evet işte onun için. Gitmek isteyen dostlar camiye yetişsinler. Biz kararlı burada. Ve soruları yanıtlayalım. Evet. Çünkü soruları olanlar... O çünkü yılda bir kere yapıyor ama cuma, her cuma gidebilirim yani. Şimdi Zehra Hanım kim acaba? Zehra Hanım, bu güzel sorulara teşekkür ederiz. Bunlar Türkiye'nin şeyleri aslında gerçekten. Zehra Hanım der ki bazı ekonomistler turizm sektörünün batının dayatmasıyla yapıldığını savunanlar var diyor. Ağır sanayinin kurulmasıyla daha iyi olacağını söyleyenler var. Böyle iki görüş var aslında. Ama şimdi ekonomistlerin bu tür görüşlerini biz şöyle algılıyoruz özellikle. Sizin başınız ağrır, nöroloğa gidersiniz. Kaslarınız ağrır, ortopedi travmatoloji uzmanı ya da psik tedavi rehabilitasyon uzmanı size bir ilaç verir. Ama şöyle bir ikaz yapar. Orayı iyi eder ama genelde bu ilaçlar gastrik duyarlı olan ilaçlardır. Ve ondan sonra mideniz ağrır, mideniz delinir. Bu sefer onu gastroenterolog tedavi eder. Şimdi ekonomist bir şeyin gelişmesi için bunu önerebilir. Zaten ada, Türkiye'de bir ada gibidir zaten. Üç tarafı denizlerle çevrili. Buna biz inanmıyoruz turizmcilere, dünya inanmıyor. Zaten öyle bir şey olsa da İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeler bundan uğraşmaz. Bir de dünyada en son Glasnost'tan sonra bile Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazanmasıyla beraber bunlar başını aldı gidiyor. Öyle bir ada turizmi, ada olan ülkeler turizm yapsın, öbürler ağır sanayi yapsın olmaz. Kent merkezlerinde yaşayanlar da düşünün. Ekolojik zaten duyarsızlık var. Ağır sanayiyle beraber halkın ne kadar zarar göreceğini ben size bırakıyorum. Böyle bir şey olmaz. Güzelliklerden tüm dünya yararlanırlar diye bir turizmcilerin görüşü vardı. Biz ülkeyi sınırlar kaldırıyoruz, sınır istemiyoruz. Yani o yüzden de bu önemli. Herkes her güzel yeri görmeli. Sonra her şey dahil sistem ve esnaf demişsiniz. Zaten her şey dahil sistem bütün dünyada var. Bu bir rekabettir. İtalya, İspanya'da başladı bu olay. Sonra Türkiye'de yaptı. Türkiye
pazarlamada sıkıntı çeker. Ülkemizi pazarlayamayız. Onlarla beraber rekabet etme gücümüz, Türkiye 6. sıraya yükseldiyse Avrupa'da, her şey daha iyi sisteme uymak zorundaydı. Bu pazarlama stratejisi. İki, her şey daha iyi sistem turisti sağlık açısından koruyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Belek'te, Manavgat'ta ya da başka bir yerde, Kemer'de gidin. Barakadan derme çatma mağazalar görürsünüz. Mağaza bile değil. Gece kondu alışveriş mekanları görürsünüz. Şimdi buradan turisti korumamız lazım. Çatma dediğimiz şeylerle onları satıyorlar. Esnaf zor durumda kalmıyor. Oraya gelen esnaf kendisi açıyor onu. Burada çok turist var. Arada bir kaçarsa buradan alışveriş yapsın diye ucuz mal satıyor. O da zararlı. Restoranlara giden turist bazıları zehirleniyor. O pişen tavuk birkaç gün bekledikten sonra, balık birkaç gün bekledikten sonra ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün turist sağlığı açısından da korunduğuna her şey dahil sistemle kabul ediyor. Artık her şey dahil sistemde anne, baba, ebeveyn çocuklarına cebine eline atmıyor. Anne ben kola istiyorum, anne ben dondurma yiyeceğim, anne ben ayran içeceğim, gazoz içeceğim demiyor. Gidiyor, parasını veriyor. Akşama kadar çocuk ne içerse ise anne baba rahat ediyor. İkinci sorunuza böyle takdir olduğunuzu biliyorum. Sonra demişsiniz ki turizm çekiciliği nedir Trabzon? Zaten Trabzon Karadeniz'in en güzel yeri. Tarihi bir defa çok önemli. Tumpodus'tan başlayan bir tarihi burada. Sayın İlhan Haklı anlatamadı yani, içinde kaldı derdi. O önemli. Demin anlattığım gibi içimiz coşkuyla böyle hoş oluyoruz Karadeniz'de. Düşünebiliyor musunuz? Hamsi deyince markadır Trabzon'a. Ne bileyim, mıhlama Trabzon'a markadır. Karanehara markadır mutfakta. Burada pek çok sayabileceğimiz şey var. Şimdi bunlar cazibe ortamı oluşturuyorlar. Trabzon'u güzelleştiren orada. Trabzon insanının cana yakınlığı. Toleransı mükemmel bir halkınız var. O yüzden de bunlar hoş şeyler Trabzon için söylenecek. Şakacıdır. Bir de benim kişisel bir ayrı bir görüşüm var. Burada işte az bir kişi zaman bana bir tane büyük kentlerde dilenen bir Karadenizli göz. Söyleyin bana, var mıdır? Kötü işlerle uğraşan Karadenizli var mıdır? Hiç olmamıştı. Dayanışmaları demin hani 2-3 Karadeniz örneği gibi Kayseri o genlerde var o para kazanma şeyi. Ama Karadeniz'de böyle güzel yanımlar cazip. Sevmediğim yanı da ya diyorum ki bu güzene niye sahip olmuyorsunuz? Niye yol boyu belediyeler orada kendini aşmış ya, yapılaşmalar? Bırak giderken turist şeyi görsün. Kapadokya'da böyle bir otel yapılmıştı. Tam görevliğe girerken göremiyorduk. Erciyes Dağı'nın tepesini imza topladık. Olay çıkarttık ve jiletlettik yani. Yıktırdık 3. katın oteli. Şimdi yani Trabzon'da bunu yapmamalı. Güzellik katı bozmalı. Uzun göre giderken siz Dursunay Bey'in akıl bahsetmişsiniz. Amcandır. O bize o güzelliği yaptı. Amcanla da ilgili çok güzel bir anım var. Kadınları düşürdük peşimize. O bizi yukarı getiriyordu. Ya dedi, ben dedi burada yaşarım dedi bu kadın. Ben dedi Dursun Ali'yi alayım, evleneyim dedi. Alayım burada dedi. Bu da dedi ölür dedi. 5-10 sene sonra bana kadar güzel yerler dedi. Böyle eski Dursun Ali abi duymuş. Böyle döndü arkasına. Burada karı dedi, benim babam dedi. Daha 90 yaşında ölmedi dedi. Yani. Şimdi onun için oraya gidiyoruz. Uzun göre gidiyoruz. Yani beni kızdıran şeyler. Bir tane o tesis vardı. Sonra bir tane daha aldı. Şimdi orada bir tuhaf olmuş yani. Kusura bakma. Evet, her taraf bilmem ne kulübe olmuş yani. Bu bize bile bozdular. Sayın Müdür, öyle değil mi? Yani bu soru buydu. Zehra Hanım'ın sorusu. Teşekkür ederim. Sonra ben diyor ki bir turizm. Doğu Karadeniz turizmden ne kazanıyor diyor. Doğu Karadeniz turizmden az kazanıyor. Yani İstanbul Antalya'yı kazanmıyor. Onu hemen söyleyelim. Ondan sonra projeyle sunarken ben böyle öneriler verdim. Potansiyel hattın içine gibi projeler lazım. STK'ların turizmin
eliyle desteklenmesine katkımız ne olur? Bunu Ayşegül Hanım sormuş. Ayşegül Hanım burada mı? Siz misiniz Ayşegül Hanım? Benim bir kitapçım var, ona kitap diyemiyorum. Turizmin cinsiyeti kadındır diye. Çok önemli biliyor musunuz? Turizm vitrinde kadın yeri çok önemli. Kadın seçer. Ajantalara başvuran büyük kentlerde kadınlardır %80'i. Kadın ailem rahat etsin de rezervasyon yapar, oteli seçer, kumuna bakar, sonra küvete girer. Çocukların mikrop kapmasın diye deterjanla ovar oraları. Yemeklere erkenden gider, bakar ne yemek var, açık büfeyi gezer kadın. Garson servis yaparken garsonun giydiği gömlek iki günlükse onu da söyler, koltuk altı kokuyorsa onu da söyler. Ellerine, tırnaklarına bakar garsonun. Kadın likit akışına da hız kazandırır. Daha bunu da çok anlatabilirim yani. Onun için kadın olmazsa turizm olmaz. O yüzden de bunu kısaca geçelim burada şeyi. Bunu çağırdığınız zaman beni bir daha burada size kadının turizm olan etkisini 365 sayfa anlatırım. Trabzon'da güneşsiz turizm nasıl geliştirebiliriz? Şadan Bey, burada mısın? Şadan Bey, niye güneşsiz turizm istiyorsunuz ya? Oraya getireyim. Ben getirmek lazım. Şimdi, deminden beri yanıyoruz burada güneşte. Ama işte, ama bu gelişme size bağlı, gönlünüze bağlı. Yıllardır çocukken kitaplardan bir şey okuduk. Londra biliyorsunuz 270 gün kapalı. Öyle değil mi? 270 gün. Singapur 195 gün yağmur yağıyor. Daha oraya yukarılara gittiğimizde 204 gün yağmur yağıyor en yukarılarda Singapur'un üzerinde. Bu bir şekildir. Ben burada insanlara benziyorum. Bazısı mahzundur, ağlar durur, bazı çarkaçları çatıktır, öyle durur. Ama Londra'ya da giden, sadece Londra'ya giden yılda sadece Londra 27 milyon kişi. Bakar mısınız? Hani güneşsiz şehir. Onun için o güneşle ilgisi yok. Her şey bizim gönlümüzde. Bunu nasıl kalkındırabiliriz dersek, siz güneşsiz turizm içerisinde güneş açar, şemsiye satamazsa o da dert olur. Ondan sonra o yağmura uygun bitki yapan varsa, eken varsa, biçen varsa o da dert olur. Buranın coğrafyası böyle. Mısırı olacak, mısır ekmeği yiyeceğiz. Nemden dolayı, şeyden dolayı. Siz özleyeceksiniz güneşi, Antalya'ya geleceksiniz. Bu dengeyi de böyle kuracağız. Biz güneşten bulanacağız, artık yerel turizm başlayacak. Herkes sıcaktan, soğuktan kaçacak, Trabzon'a gelecek. Dün Suat Bey bizi başkanım şeye götürdü, Boztepe'ye. Ne keyifli biliyor musun Boztepe'de orada? Üşüdük ama. İşte bu üşümeyi arıyorduk. Bakıyorsun, onun için güneşsiz turizm yok. Hayır yani. Bir de yeni bir şey daha katmayalım. Yerel turizmin yanına güneş turizmi falan diye. Başka var mı arkadaşlar soru soran? Yok. Evet, ben şimdi Sayın İnan soruları cevap vereceğim. Buyurun. Tamam. Bana da sor. Şadan Bey'in bana da bir sorusu oldu. Gümbet Yaylası'nda iki kişilik bir odanın 360 TL olması çok ütopik değil mi? Diye sormuş. Evet, gerçekten ütopik. Benzer sıkıntı Uzungöl'de de var. Özellikle değil mi? Var mı? Var var. Var olduğunu biliyorum. Konaklama talepleri konaklanacak yerin üzerinde olduğu zaman maalesef böyle durumlar oluşuyor. Özellikle oteller işte acentalarda çalışıyor. Dolulukları yüksek sezonda yüksek oluyor. Mesela pansiyonlarda falan daha çok yaşanıyor böyle şeyler. Gelen insanların geri dönme şansları daha zor, daha düşük. Bunu fırsata çevirenler olabiliyor. Her yerde mümkün bu. Ama 360 liralık fiyat gerçekten çok 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 yüksek herhalde Uzungöl'ün bu arana ulaşmıyordur. Bir eleştirim de şey konusunda olacak. Acentalarla ilgili hazır siz buradasınız. Suat Bey'le de görüşürüz de. Şimdi eskiden bize gelen acentalar 2-3 gün konaklamalı turlar yaparlardı.
çok daha keyifli olurdu. Biz onlara yaylaları gezdirirdik. Farklı destinasyonlarımız olurdu. Bugün bu iş tamamen bir yarışa dönüşmüş durumda. Yani yoğun bir rekabet var. Evet, bunu anlıyoruz ama sadece bir program zenginliği oluşturmak için ya da en azından müşterilerine öyle bir sunum yapmak, rekabet yöne geçmek için yarışın içinde ajantalar. Ben şimdi Uzungöl'de gece 10-11'de varış yapıp sabahın çok erken saatlerinde çıkış yapan ajantalar görüyorum. Yani o insanlar o gece orada kalmakla Uzungöl'ü nasıl yaşamış oluyorlar? Bunu da anlamak mümkün değil. Yani bunlar sizin tabii belki şeyiniz olmaz. Ajantan tasarrufu bu yönde ama siz de yapıyor musunuz böyle? Böyle yapmıyorsunuz değil mi? Bunların düzeltilmesi lazım. Yani şimdi program bakıyorsunuz. Trabzon'dan çıktık, Yomra, Arsin'den geçtik, köprüye baktık, işte şu noktadan çay aldık falan filan. Bunlar görünürde bir program zenginliği oluşturmakla beraber esasında bir program zenginliği değil. Bir güzergahtan bahsediyor. Çok teşekkür. Şimdi ben Uzungöl'ü 15 sene önceden, hatta 20 sene önceden Hollandalı, İspanyol grupları getirirdim oraya. Onlarla uzun süre kaldım. Şimdi bazen teknoloji, bazen iyileştirme altyapı, bazen zarar getirir. Uzungöl'e yol yapılması, otobüsün de çıkması oraya zarar getirmiştir. Öncelikle onu söylüyorum. Yedigöller vardır mesela bu civarında. Oraya tren dik, yol yapmayın diye. Çünkü oraya otobüs çıkarırsan, o yolu yaparsan bunlara da katlanacaksın. Bir görmek vardır, bir de bakmak vardır. Bazı şeyler tatlılıkta engellenebilir. Oraya kanun koyucu ya da ajantalı operasyon yapan operasyon müdürü bunu böyle yapar. Öbür ajanta uzun gezilip görülecek, akşama dönecek dediyse eğer o yol olmasaydı, o yola yine zor gidilseydi, üstünde çıkılsaydı bu şey olur. Şimdi camiliğe aynısını söylüyorum maçayla. Bunu yapmayın. O zaman işte bunu engelleyemezsin. Buna ileriye görüş derler, ön bakış derler. Ya da üçüncü göz denir buna, farkındalaşma. O yüzden de orada yapılacak hiçbir şey yok. Şimdi ajanta ne yapıyor? Ben uzun gölde koyayım. Aa bak o ajanta gidiyormuş, ben de koyayım. Sadece görüp bakmak. Yoksa bunun adı kültür turizmi değil. Bunun adı kaç turizmi. Tamam mı? Oraya gördü, kaçtı. Oraya doğru gitti. Halbuki biz sindire sindire o zamanlar tur yapardık. Yabancıları getirdiğimiz zaman yukarıdaki göl var. Bursun'a çıkarttığımız kaçtığından. Hiç üşenmezdi. Orayı tanıtırdı bize yukarıya. Bizim bir uşak daha vardı. Oraya bir Tatepe'ye gitti ya gece defa. Otel yapıyordu. Oraya oldu. Bitti mi uzun görüntü mesela? Ne oldu abi yani? Ya sorun olacak tabii ya. Şimdi ne işin var orada? Bir yere çadır kuracaksın hep. Bu geri kalmak mıdır? Orada Dursun Han abinin şeyi vardı, oraya sahip çıkaracaktı. Ha ya da kapasitesi artırsın, şunu artırsın ama orayı modernleştirirsen orası şimdi bir tane arabalık çiftliği diye geçer, bir tane kartı vardı. Şimdi abi her taraf balık olmuş orada. Bunun özelliği bitti, tadı kaçtı. Sümele de aynı şekilde, tadı kaçtı. Onun için şimdi herkes der, ben oraya kaç basamak merdiven çıktım, çıkamıyorsan çıkma kardeşim. Yaşlılar da. Sırtını al taşı derdin, çok düşünüyorsan. Onun özelliğini bitiriyorsun. Oraya teleferik yaparsan özelliği biter. Yol yaparsan özelliği biter, güzelliği biter. Avrupa bunu yapmıyor işte. Avrupa bunu koruyor. Abi yabancı biliyor çünkü. Çıkıyor. Bir buçuk saatte çıkıyor. Yok hanım, işte ben bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi artık oraya izin verdiyseniz siz de orada tesis sahibisiniz. Ben olsam yatardım yolu, buraya yol yapmayın diye. Yolu da iyice kazardım. Tamam mı? Oraya ben şimdi şaşırıyorum. Ben de sizi görmüşken dertlerimi söyleyeyim. Gazeteden basından okuduk. Başkan geldi. Uzun göre geldi. Bizim duvar çekiyor. Ya, hadi bir metre çek, iki metre çek, üç metrelik farkına var mı? Tesis sizin. Oradan para kazanıyorsun de. Türkiye para kazanıyor, sen para kazanıyorsun. Onu ne engellemedin başında? Sonra yıkılırken sezonda neye yıktırdınız? Şikayet geldi bir sürü.
misin? İyi yani. Yok, yıkılırken de şikayet verdim. Yıkılırken. Tozdan dumandan ölüyoruz dediler. Burada sezon ortasında biz temiz havaya geldik. Burada yıkım çalışmaları var yani. Sonra Allah'a çok şükür. Koruma kurulundaki müdürümüz de burada. Koruma kurulu nerede efendim? Aynen öyle. Bakın bir şey daha söyleyeyim. 15-20 sene önce İlhan kardeşim o zaman bizden de ufak o bilmez herhalde daha bu olayları. Leşmettin Külahçı Sıtkı Fırat abiyle ben onların yerine çömezim fotoğraf çekmeye geldim. Ondan dediler ki orada eski tahta bir cami vardı. Keşke bir camiye ihtiyaç varsa onun tepesi öyle yapılmasaydı dedik. Bunlar yanlış anlaşıldı o zaman. Biz camiye karşı değiliz dedik. Demedik ki cami yapılsın ama o şey çünkü objektif biz oradan baktığınız zaman parlıyordu. Uzun görün o ilk camiyle beraber modern bir kente yapılan bir cami şekliydi. Şeye uymadı, bedene uymadı. Pot verdik tarafında. İşte koruma. İşte bu. Şimdi o duvar hususunda belki kurum bile yanıltıldı benim anladığım kadarıyla. Çünkü kesitlerde farklı bir şey ya da uygun bir yerden bir kesit alınmıştır, konmuştur. Diğer kısımlarda duvar çok daha yükselmişti. Yani hiçbir surette oraya da bir duvar konmaması gerekiyordu. Ve hani kimse de ne olduğunu tam anlayamadı. Yani bir çalışma yapılıyor orada. Şey denildi hani o kadar kurullar var, özel çevre koruma kurumu var. Böyle bir şey herhalde ortaya çıkmaz ama o kadar da hızlı bir şekilde yapıldı ki yani hadi ne oldu demeye kalmadan karşımızda bir duvar bulduk orada. Çok yazık tabii. Sonradan herhalde herkes pişman oldu. İyileştirmeye çalışılıyor ama tabii eski halini alması çok zor. Yani bu duvar yapılması hususu sadece göğün etrafında da değil. Yani dere boyu, dere önleri. Niye bunlar bu kadar yapılır? Orada bir duvara kesinlikle ihtiyaç yoktu. Orada ne dalga var, ne bir şey, hiçbir şey yok. Niye duvar yapıyorsunuz ki orada? Yani orada bir yol vardı zaten. Ufak bir düzenleme, bir şey yapılabilirdi. Onun haricinde zaten yolun altında bir şehri vardı oranın. Devam eder giderdi. Şimdi ama orada sıkıntı orada zaten. Karayolcunun bakış açısıyla bir geçiş yapıldı orada. Bu sadece karayolunun geçeceği bir gölün kenarındasın ya. Evet ki senin standartlarına göre burada bir duvar olacak, üstünde yol geçecek ama burada herhangi bir yerde değiliz. Ben de şunu söylüyorum. Uzungöl sadesinin değil. Bütün Türkiye'nin. Bütün dünyanın hatta o güzelliği görmek isteyen, Türkiye'de, dünyada yaşayan gezgin, 1 milyar, 200 milyar, 3 milyar gezgin varsa Uzungöl hepsini görmek hakkı. Ve oraya turizm destinasyonu olarak dünyada çok önemli bir yer var. Bu önemli yeri bu kadar duvar çekiliyor, yükseliyor, bakıyor bir gece. Olmaz abi, öyle bir gün fark edilmez. Bunu bir günde baktık nasıl yükseldi olur mu? Yok. En hızlı gördüğüm duvar çalışması. Ben zaten ağırlıklı buradaydım ama. Karadeniz'de çalışkanmıyor. Bizim başkan da öyle. Çok çabuk çalışıyor. Uy dedi. Ulan dedi şeye duvar örmüşler. Ne yaparız Metin Kurulu'nda? Ya başkan bir konu engelleyeceğiz. Adam bırak. Fethiye'de. Ne? Koyu var. Üstüm koyu mu ne? Ya oraya adam çimento fabrikası yapıyor. Bir havalanıyor çimento. Denizin böyle 10 metre 12 metre dalga boyu kadar gidiyor. Böyle bir zihniyet olur mu? İşte Trabzon'da da çocuk parkını yapmış adam. Şimdi onu yakalansınlar. Lütfen yerel haberse bana gönderin. Bu sapık kim diye merak ediyorum. Çocuk parkı yapılır mı? Sayın Başkan, diğer oturum başlayacak. Kesmek zorundayız. Katılımlarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederiz. Sonuç olarak... Hepiniz Trabzon TUBOK tarafından düzenlenen Trabzon Kent Sempozyumuna ve 12. oturumuna hoş geldiniz diyorum. Ben Jeoloji Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Sevgi Peker. Sizlerle birlikte bu oturumda
kentleşmede afetleri, bir kentin afete karşı nasıl hazır olması gerektiğini konuşacağız. Bu oturumlarda bildiğiniz gibi kentleşmede neler yapılması gerekiyor? Mimarlar, şehir plancıları, inşaat mühendisleri, makine mühendisleri hepsinin kendilerine göre bazı noktaları hassas olduğu yerler var. Ama siz bir şehri kurarsanız bir afet olduğu zaman her şey yerle bir oluyor. Onun için kentleşmemizi yaparken en önemli oturum işte bu afet oturumu. Afet sadece deprem değil, sadece heyelan kaya düşmesi değil, bir gaz patlaması da bir yangın da afet. Ama bu afet yönetimiyle ilgili hassas olduğumuz noktalar var. Ancak bu hassasiyetlerimizi hep dile getiriyoruz, dile getiriyoruz. Bakıyoruz ki sonuçta çıktı ne? Yine herkes kendi açısından bakıyor ve yanlışa doğru sürüklendiğimizin farkında oluyoruz. Bu da bizi sıkıntıya getiriyor. Bir kentleşme yapmadan önce yapılması gereken çalışmalar nelerdir? Bunları konuşacağız. Bu 12. oturum. Ben bir oturuma baktığım zaman en şanssız mı diyeyim? 4 tane profesör yöneteceğiz burada. Hiçbir oturumda bu kadar profesör yok. Ama Miktat Kadıoğlu hocamız Ankara'da görevli olduğundan dolayı katılamadılar. Bir de 3. sunumu yapacak olan afet yönetimi Uğur Serencan kardeşimiz Ankara'da yüksek bir makamda görev aldığından dolayı, şehir dışında olduğundan dolayı kendileri katılamıyorlar. 2 değerli katılımcı olamayan arkadaşlarımızın sizlere selamları var. Ben sunum sırasına göre Profesör Doktor Ahmet Ercan beyefendiyi buraya alıyorum. Profesör Doktor Osman Bektaş hocamı da buraya alıyorum. Ve Profesör Doktor Hızır Önsoy hocam kendilerini davet ediyorum. Şimdi 1,5 saat vaktimiz var. Saat 3'e kadar buradayız. Bu konuyu, o ki bu profesör ordusunu burada buldunuz. Kafanızdan ne geçerse sorularda sorabilirsiniz. Rahat rahat bir sunum yapacağız. Trabzon'u masaya zaten yatıran bu sempozyumda afet gibi en önemli. Çünkü yap bir afette her şey bitiyor. Onun için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani bir hastalık, kanser ama ne olur Allah'tan gel, tamam ama sen sigaranı içersen, kendine bakmazsan, önlemini almazsan tabii ki riski büyütürsün. İşte biz bunları bugün konuşacağız. Ben şimdi hemen sunumlara geçeyim. Soru cevap kısmını biraz uzun tutmak istiyorum. Tüm katılımcılara ben sizin huzurunuza 15 dakika verelim. Buyurun. Evet, ben soru cevaplara daha çok yönlenmek istiyorum. 15'er dakika verelim. Yapılarda güvenli taşıma gücünün bulunması için günce yaklaşım. Profesör Doktor Ahmet Ercan Beyefendi'yi hemen sunumunu yapmak üzere ben davet ediyorum. Ahmet Ercan, Profesör Doktor Övgün Ahmet Ercan, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, 1948 yılında Aydın'da doğmuş hocamız. Ve TUMOP Jeofizik Mühendisler Odası Genel Başkanlığı'nı da yürütmüş. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin ilk kuruluş aşamalarında da 1986 yılında Kadıköy'de geçici öğretim görevliliği yapmış. Uçaktan gelmiş gitmiş, uçakta ders notlarını hazırlamış. Kadıköy'e de hizmet vermiş olan bir hocamız. Kendilerini Trabzon'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkçe ve yabancı birçok yayını bulunmakta. 328 yerli yabancı yayınları var. Evet hocam, sizi dinlemek için sözü size bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Değerli seçkin konuklar, değerli arkadaşlarım, ben de Trabzon'a her zaman gelirken evime gelir gibi gelirim. Trabzonlular gibi konuşamam. Onun için hayıflanırım çok. Ama bayılırım Trabzonların konuşmasına. Yine konuşuruz hocam. Teşekkür ederiz.
Ben yeni bir araştırmamı burada sunuyorum. Güvenli taşıma gücü biliyorsunuz yapılaşmada çok önemli bir etkendir. Bunu bulmanın çeşitli yolları vardı ve bugüne kadar bu dalla ilgili sayışmanlarca, mühendislerce bunlar kullanılmıştır. Ben burada yeni bir yöntem anlatacağım. Yapıya gelen 3 tane yük vardı değerli arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi solda gördüğünüz gibi düşey yapı yükü. Bunun biraz daha ileride olması gerekiyor çünkü ben görüntüyü kırıyorum. Dışarı biraz daha ileri alabilir miyiz? Ben arkada ben görüntüyü gördüm. Şimdi yapıya gelen yüklerden bir tanesi düşey yapı yüküdür. Yani bu yapının yere vermiş olduğu yüktür. Ve bunun sonucunda eğer yer bu yükü taşımazsa yapı kaykılır. Diğeri ise kayşama dediğimiz olay şu olay. Yatay deprem yükünü gören yapı aslında yer görür bu yapı yükünü. Ve bunun G değeri eğer burkulma direnci küçük ise kayşamaya ve uğrar ve çığırın başlar. Yani bir göçme başlar burada. Diğeri ise çapraz kayma yükü. Bunda da kayma, dönme ve gömülmeleri görüyoruz. Yapıların yerle ilişkisinde bu 3 tane yük egemendir. Yerin esnekliği, yerin esnekliği bu olayları aydınlatmada ana etmendir. Yerin esnekliğini bulursanız eğer, yerin bu üç yüke karşı nasıl davranacağını belirleyebilirsiniz. Yerin esnekliğini her zaman bildiğiniz gibi E, düşey esneklik direnci, K, saran basınç direnci ve G, kesme direnci ve Poisson oranı olarak biliyoruz. Yersel birimlerin esnekliği, yerin deprem titreşim ile yapı yükleri altında davranışını belirler. Bunlar içinde kullandığımız yöntemler sarsım, sismik, kıvıl, elektrik ve titreşimcik mikrotremör yöntemleri kullanıyoruz. VP ve VS hepimizin bildiği dalga hızları, boyuna ve enine dalgalar ve Poisson neyi gösteriyor? VP diye ölçtüğümüz dalga, yer içinden geçtiği ortamın tanelerin karışım biçimine, gözenek suyunun kıvamına, sıkışabilirliğine bağlıdır. O tür özellikleri kendi içinde barındırır. VS tezliği ise tanelerin boyutuna, biçimine ve sıkılığından etkilenir. Dolayısıyla VP ve VS geçtiği ortamın fiziksel ve jeolojik koşullarına yansıtan iki tane özelliktir. Ki biz bunları kullanacağız. İşte böyle bir yapıda eğer Poisson oranı düşükse yer genleşmeye başlar ve sıkışabilirliği düşük ise saran basınç altında üst yapı yükünün vermiş olduğu güçle gözenek suyu boşaltarak ve aynı zamanda düşey esnekliği düşükse yapı yere doğru dalmaya başlar. Ana sorun bu. Deprem sırasında oluşan bazı olaylar vardır. Bu olaylar esneklik düşer deprem sırasında. Yani bugün için durgun durumda ölçmüş olduğunuz esneklik eğer 10'sa deprem sırasında birden bu 7'ye 6'ya düşer. Ve bunun sonucunda yapıda burkulmalar ve yukarıya doğru kalkmalar görülür. Yerde yoğrulma başlar. Yani İngilizcesiyle plastiklik başlar. Bunun sonucunda batma ile dönme ile sonuçlanır bu yapıda. Oturma başlar. Subsidence denilen İngilizce'de. Bunu da batırma. Ve sıvılaşma, liquefaction olayı başlar.
yan yatma başlar. Taşıma gücünün düşmesi yapının yere gömülmesiyle sonuçlanır. İlk 20 ölçede metrede eğer su varlığı varsa yapı bu kez sabun gibi kayar, ötelenir, devrilir, kayar, döner. Yamaç kaymalarında uçkunlar oluşur, yerde uçkunlar ve yer kaymaları oluşur. Arapçasıyla heyelan. Ve çınlama olayı olur, rezonans İngilizcesiyle, çalkalanma ve göçme. Aramızda pek Arap ve İngiliz olduğunu tahmin etmiyorum ama Evren bir ara ben bir şey İngilizcesini okuduğum zaman daha iyi anlıyorum dediği için ben içimizde Evren gibilerin olduğunu sanmıyorum. Arada onları da söyleyeceğiz. En iyisi Türkçe hocam. En iyisi Türkçe. Atatürk Türkçe konuşmayana Türk denmez diye. İnanmıyor bunu söylediğini. Evet. Şimdi yerin bu G değeri çok önemlidir. Bir yapının G değeri vardır. Burkulma direnci. Bir de yerin burkulma direnci vardır. Eğer yerin burkulma direnci yapının burkulma direncinden daha büyük ise o yapı çığıma yani hasara büyük oranda uğramaz. Yani bunu daha deprem olmadan belirleyebilirsiniz. Eğer kesme dalgası hızları düşük ise burkulma değeri artar. Yani bütün olay zaten yerde oluyor. Yere köküyle saplanmış olan yapı yerdeki diminimlerden etkileniyor. Yani yapıyı yıkan aslında yer. Ve oradan geçen deprem dalgası. Onun için yerin bu tür esnek davranışlarını iyi bilmek gerekiyor. İşte bu yine bizden bir örnek bunların hepsi. Adapazarı'ndan bir örnek. Bu yapı 5 katlı. E esneklik değerinin düşük olması, T ve S'nin düşük olması nedeniyle 5 katlı yapının 2,5 katı yerin içine batmıştı. Bu tür olaylarla sık sık karşılaştık. Dolayısıyla böyle bir alanda, Osman Hocam da anlatacak, yer seçiminde, yer bilimlerinin önemine, eğer deprem olmadan önce esneklik değişimleri belirlenecek olursa, nerede yapıların başına neler gelebilir, bu daha kırım olmadan, afet olmadan bunu belirleyebiliriz. Jeofizik özelliklerini burada anlatacağım özlü konu, yapı kökünün, yani Slavcasıyla temelin seçilmesi ve bunda alınması gereken önlem var. Şimdi dediniz ya bizim Karadeniz Slav, Karadeniz'de temel Slav mı oldu dediniz. Şimdi yerin taşıma gücünün özellikleri, jeofizik özellikleri, VP, VS, EK, Poisson değeri ve sıkışabilir katmanın belirlenmesi, kalınlığının belirlenmesi. Yapısal özellikleri ise kazı derinliği, yani yapı kökü için kazı derinliği DF, ayakların eni, ayakların boyu, ayak sayısı M ve yapının ağırlığıyla doğrudan doğruya orantılıdır. O nedenle değerli arkadaşlar, şu anda benim mesleğimde içinde olmak üzere çok yanlış uygulamalar yapıyorum. Boş bir evleğin, parselin güvenli taşıma gücü, yani Arapçasıyla zemin emniyet gerilmesi olmaz. Üstünde yapı olmalı ki hangi yapı yükünü o yer taşıyabilir, bu belirlenebilsin. Dolayısıyla boş, tekrar yine diyorum, boş bir arsanın güvenli taşıma gücü olmaz. Bu tür raporlar varsa onların yeri belediyeler, üniversiteler değil, çöplüktür. Güvenli taşıma gücü için ilk başlangıç Karl Terzaghi bağıntısıyla başlamıştır. Benim anlatacağım bu değil. Karl Terzaghi bağıntısı o günün koşullarına göre en çağdaş bağlantılardan bir tanesidir. İşte bunun içinde birçok değiştirgen vardır, parametre. Bu değiştirgenleri tek tek bilinmesi gerekiyor. Karl Terzaghi o zaman için çok büyük bir bağıntı yarattı buna ve dünya üzerinde yaygın olarak da kullanıldı. Yalnız bu bağıntının bir sınırlandırması vardır. Bu bağıntı sadece VS kesme dalgasının 300 metre saniyeden küçük olması durumlarında geçerlidir. Diğer durumlarda geçerli değildir.
Şimdi ben jeofizik yöntemi anlatacağım. Tabii sizler sismik yöntemleri biliyorsunuz. Biz bunları kırılma ya da yansıma olarak yapabiliyoruz. Sismik yöntemleri uyguladığınız zaman yerin görüntüsünü çıkartıyorsunuz. İşte VP, VS dalları kalınlıklarını buluyorsunuz. Yansıma veya sismikten kullanacağımız özellikler bunlar. Burada vurucu kesme dalga hızı, esneklikler, gevşeklik bekleyen fonksiyon, bunların bağıntıları burada vermeye gerek görmüyorum. Yapı kökünün oturacağı ana kaya derinliği H, bu da yine sismik ve elektrikten çıkabiliyor. Burada önemli olan değiştirgen P, fonksiyon olarak denir, yerin tüm yersel dayanım özelliklerini içinde tutar, saklı tutar. Oturma dediğimiz olaylar, üç tane bileşeni vardır oturmanın. Bir, birdenbire oturma, yani yapı geldiği zaman yapının hemen oturması. Efendim bir de süre içinde oturma, bir de uzun süreli oturma olmak üzere üç bileşen vardır. S1, S2, S3 olarak gösterilir. Bunlardan en önemlisi, yapının birdenbire oturmasıyla konsolidasyon oturması diye anılan sıkışma oturmasıdır. Dolayısıyla bizim burada SP denilen üçüncü bağıntıdaki SP genellikle inşaat mühendisleri ince göz ardı edilir. Burada S1 ve SC önemli etkenlerden bir tanesidir. Toprak gerilmesi dediğimiz olay, yani yapıyı üstüne koyduğun zaman bir jeolojik yük altına gerilmesi vardır ki yapı zaten o durumda zaten dengededir. Yani yer dengededir. Ama ne zaman ki üstüne aşırı bir yük koydun, önemli olan toprak ne kadar gerildi. Yani yer onun altında o yükü hamal gibi taşıyabiliyor mu? Taşıyamaz mı? Taşıyamıyor. Eziliyor mu altında? İşte biz buna yerde göçmeden, oturmadan yerin taşıyabileceği en büyük dayanım değerine güvenli taşıma gücü diye adlandırıyoruz. Yani zeminin net girmesi denen olay bu. Kumlu topraklarda uygulanmaz bu. Yalnız killerin yaş, yani drenajsız kayma dayanımını belirlemede yaygın olarak kullanılır. Şimdi biraz önce değindiğim gibi yapı köküyle yere tutunur. İşte burada bu bunların her birine birer ayak diye adlandırılır. Şimdi güvenli taşıma gücünün belirlenmesinde en önemli olan değiştirgen yapı kökünün boyutudur. Yani nesidir? Yapı kökünün eni ve yapı kökünün uzunlamasına boyu ve yapı kökünün derinliğidir. Şimdi burada bunların her üçü de DF, efendim keza QC, B değerleri ve L değerleri değiştirilebilir değerlerdir. Bunlar değiştirdikçe güvenli taşıma gücünün değeri değişir. Hani bir alana daha yapı denge tasarımı yapmadan efendim değirmenleri alanında zemin emniyet girmesi 1.10'da 2'dir dediği zaman kör cahil demen gerekiyor. Çünkü üstündeki yapı belli. Hangi yapıya? Ama bu çok yaygın yapılıyor bütün Türkiye ölçeğinde. Yanlışı düzeltmek bayağı zor bir olay. Birdenbire oturmanın bağıntısı şu. Burada üste gelen yapı yükü ve yapı ayağının eni, fason değeri, esneklik değeri ve ÖP sıkışabilir katman. Burada gördüğünüz gibi şu değer, bu değer, bu değer bunlar jeofizik değiştirmeler. Sadece B, Q ve B ve Q inşaat mühendisliğinde ilgilendiren değerler. Geçelim. Sıkışma oturmasına baktığımız zaman N, delta P, H ve K. K yine jeofizik bir değer. H jeofizik bir değer. Ama H değişmez bir değer. K de değişmez bir değer. Delta P ve N değişebilir değerler. İşte zaman içinde oturma, yani süre içinde oturma, konsolidasyon oturması den İngilizce'de anılan bu olay, eğer E, K, B, B, B değerleri düşükse, bu Türkiye'nin tek nükleer
araştırma özeyinden çekilmiş bir görüntü. Yani İstanbul Halk Alanı'ndan bu. Yani nükleer santraldan bu. Ben bunu uzun süre yayınlamayacağını söz vermiştim. Eli koyulacak kadar yapı açılmış durumda. Neden? Yapıda oturma var. Neden yapı oturuyor? Çünkü bundan önce yapılmış yer mühendislik hizmetleri eğer yapılmışsa düzgün. Oturmazlık koşulunu alacak olursak, oturmazlık koşulu tüm oturmaların sıfır olması koşuldur. O zaman elimize şöyle bir bağıntı geçiyor. İşte Q değiştir V bölü T 0.5 yani karekökü. Bu şu anda sunduğum yerin güvenli taşıma gücü için vurulmuş tüm koşullarda çalışan bağıntıdır. Eğer bunu açacak olursam QD eşittir E bölü K yani düşey esneklik katsayısı ve K demek ki bu ne? Saran basınç altında dayanma. Nü, DF, B, IP, V kare 0.5. Bakın şu jeofizik bir parametre değiştirgen. Şu E ve K jeofizik D ve DF, B değerleri ise değiştirilebilir denir. Bunlara demek ki güvenlik gerilmesinin iki bileşeni varmış. Bir jeofizik değiştirgenler, bir de yapı özellikleri. Jeofizik değiştirgenler, yerin birik esnekliği E, düşey esneklik direnci K, Poisson oranı, yapı özellikleri DF, yani yapı kökü derinliği, H, sıkışır katman kalınlığı, B, yapı kökü eni, L, boyuna bağlı. Demek ki arkadaşlar tekrar ineliyorum. Güvenli taşıma gücü ya da zemin emniyet gerilmesi durağan bir değer değil, sayışmanların değiştirerek değiştirebileceği bir değerdir. Hocam son 3 dakika sor. Tamam. Bunu son kalan 3 dakikayı bir örnekle süsleyeyim. Burası bir eski bataklık alanı. Eski bataklık alanında bir uygulamasını göstereyim. Burada yapılan jeofizik çalışma sonucunda sarsım hızları bulunmuş. Vp, Vs değerleri, gama 1 değeri bulunmuş, Poisson değeri bulunmuş. Yapı kökü statiker tarafından, yapı dengeleyicisi tarafından 1, L eşittir 2 metre alınmış. Yapı ağırlığı 15.785 ton. Birim yapı yükü ise 2.54 kilogram bölü santimetre kare bulunmuş. Bu özellikleri sıkışabilir katman kalınlığı da 10.5 metre. Bu özellikleri bağıntı içine koyduğumuzda QD değeri 7.1 çıkıyor kilogram bölü santimetre kare. Bunu güvenlik katsayısına böldüğümüz zaman 2.4 kilogram bölü santimetre kare. Kaç katlı bir yapı bu? 17 katlı bir yapı. 17 katlı bir yapının için bu boyutta yapı köküne karşı taşıyabileceği yük ne kadar? Santimetre kare başına 2.4 kilogram. Santimetre kare başına. Yapının yüküne baktığımız zaman yapı yükü 2.54. Bu boyuttaki bir yapı kökü demek ki 3 güvenliğiyle bu yapıya dayanamaz, taşıyamaz ve bir tarafa doğru 17 katlı yapı ne yapar? Kaybolur. O zaman burada ne yapmak gerekiyor? Çözüm her zaman için var. Demek ki B değerini büyütüp L değeri büyütmek gerekiyor. Yani temel düzeyini değiştirmek gerekiyor. Bunu istediğimiz değere kadar yükseltebiliriz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu bağıntı ben bunu şu anda daha İngilizce olarak yayınlamadım da. İkinci defa sadece Trabzon'da sunuyorum. Şu anda güvenli taşıma gücünün dünya boyutunda şeyi çözmüştür. Sorunu çözmüştür. Dolayısıyla burada jeofizik mühendisleri ile inşaat mühendisleri bir arada çalışarak bu değiştirgenleri ki jeofizik değiştirgenleri değişmiyor hiç. Onlar değişmez. Yani DS, DP, Poisson değişmez. Değişen nedir sadece? İnşaat mühendisinin, statikerin değiştirecek yapı ayaklarının boyutudur. Dolayısıyla inşaat mühendisleri onu söyler. Bize bir yer gösterir. Biz her yere yapı yaparız derler. Doğru bir sözdür.
Dolayısıyla bu değiştirgenleri değiştirirsen güvenli taşıma gücünü istediğin değere kadar ulaştırabilirsin. Konuşmam burada keseyim. Değerli ilginiz için hepiniz çok sağ olun. Saygılarımı sunarım. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi sunum yapmak üzere ben Profesör Doktor Osman Bektaş hocamızı davet ediyorum. Osman Bektaş hocamız Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde genel jeoloji analiz alanında profesör olarak çalışmakta. Benim de hocamdır. Hocam söz sizin. Konu başlığını isterseniz söyleyeyim. Trabzon şehir planlamasında jeolojik faktörlerin rolü konusu. Buyurun. Bu arada soru kağıtçıkları dağıtılıyor. Sorularınızı onunla beraber sorabilirsiniz. Arkadaşlar Ali Can sen arkadaşlar ne olursun? Topladıklarını getir bir yana. Sayın vekilim, değerli katılımcılar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sunumuza hoş geldiniz. Ben Ahmet Bey'in sunumundan sonra daha değişik bir konuya girmek istiyorum. Trabzon'un daha doğrusu Doğu Karadeniz bölgesinin yerleşim sorunları ve tektonik olan ilişkileri, yerleşimin tektonik olan ilişkileri, depremler ve Trabzon'un doğal afet sorunları, konumuzla ilgili doğal afet sorunlarına değinmek istiyorum. Tabii burada bu topluluğu görünce Trabzon'un en önemli sorunu nedir derseniz bana göre Trabzon'un en önemli sorunu doğal afet değil. Trabzon'un sorunlarına duyarsız bir toplum olmamızdır diye söyleyebiliyorum. Daha önce konuşmamızın başında da söyledik. Trabzon sakini değil, Trabzon sahibi olmak gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu topluluğun çok daha kalabalık olup Trabzon'un sorunları hakkında ortak fikir yürütmemiz veya tartışma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Doğu Karadeniz bölgesi levha hareketlerine göre, Türkiye levha hareketlerine göre kuzey-güney doğrultusunda sıkışan bir blok. Yansıtta göründüğü gibi kuzey-güney doğrultusunda sıkışan Doğu Karadeniz bölgesi şu küçük C şeklinde görüldüğü gibi, blok diyagramda görüldüğü gibi iki yerden kırılmıştır. Güneyde kırılan bölge Erzincan'dan geçen Kuzey Anadolu fayıdır. Sağ yönlü doğrultu hattının fayıdır. Kuzeyde kırılan fay ise Karadeniz fayıdır, ters bir faydır. Dolayısıyla Doğu Karadeniz bölgesi hem güneyden ve hem kuzeyden iki aktif fayla sınırlandırılmıştır. Bu iki aktif fayın hareketi uydu verilerine göre Kuzey Anadolu fayının hızı yılda 20 milimetre, 20-25 milimetre. Kuzeydeki Karadeniz fayı ki bu fay Karadeniz'in sığ şelf kısmını derin kısmından ayıran ters faydır. Bu fayın da yıllık hızı birkaç milimetre civarındadır. Ve bu iki fay boyunca bugün depremler oluşmaktadır. Ancak pek tabii ki güneydeki Kuzey Anadolu fayı çok daha aktif ve oldukça sık aralıklı büyük depremler oluşturmaktadır. Kuzeyde ise çok daha sakin fakat yine de sakıncası veya çekincesi olan bir fay. Şimdi bu yansıda C'de görülen blok diyagrama üstten baktığımız zaman hemen yanda A'daki şekil yani jeolojik haritayı görüyoruz. Doğu Karadeniz bölgesinin jeolojik haritasını görüyoruz. Başka bir işte tektonik ana hatlarını görüyoruz. Fayları görüyoruz.
üç doğrultudaki temel jeolojik faktörler, temel hatlar, faylar. Bu faylar bugün, geçmişte bu faylar bölgenin jeolojik evrimini kontrol eden ana fay zonlarıdır. Oysa günümüzde bu faylar bölgenin depremselliğini kontrol eden faylardır. Aynı zamanda bu faylar özellikle sahil kesiminde, yerleşim alanlarını da kontrol eden faylardır. Haritaya baktığımız zaman gerek karada gerekse denizde Kuzey Anadolu fayı ve Kuzey Doğu Anadolu fayına paralel fayların olduğunu görüyoruz. Özellikle denizdeki faylar Türkiye Petrolleri'nin son yıllarda petrol araştırması için yapmış oldukları çalışmalar sonucunda elde edilen faylardır veyahut da saptanan faylardır. Ki bu faylara da Türkiye Petrolleri yansıda gördüğünüz gibi Trabzon fayı, Rize fayı ve Ordu fayı adıyla isim vermişlerdir. Yine yansıda görüldüğü gibi sahile paralel olarak giden bir ters fayımız vardır. Biraz önce blok diyagramda gösterdiğim görüldüğü gibi bu fay Karadeniz'in şelf kısmını yani sığ kısmını kuzeye doğru yükselten bir ters faydır. B şeklinde ise Trabzon-Rize fayını enine kesen bir jeolojik kesit görüyorsunuz. Yine bu kesitte terpaya aittir. Bu kesitte Trabzon ve Rize faylarının aktif gizli fay olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz Trabzon fayı alttan temelden yukarıya doğru tıpkı bir kasık fıtığı gibi kırarak ve yırtarak yukarıya doğru çıkmaktadır. Ve üstteki birini önce kıvrımlandırıyor, yani deforme ediyor, semer şeklinde bir kıvrım oluşturuyor. Daha sonra onu kırarak yukarıya doğru çıkıyor. Ve yine yansıya bakarsanız şekil B'de en üst tabakada bir deformasyon yoktur. Bu tür faylar gizli faylar olarak görülür ve kıvrımlanmış sırtlar, özellikle sahile paralel kıvrımlanmış sırtlar altında bu tür faylar mevcuttur ki bizim Trabzon, Boztepe, Akçabat arasında uzanan sırt bu tür bir aktif fay zonudur. Yani başka deyişle Trabzon bugün faylar üzerinde yükselen bir sırt durumdadır. Yansıdaki şekil A'da Karadeniz sahiline paralel uzanan faya daha yakından bakalım. Biraz önce bahsettiğim üç doğrultuda, farklı doğrultuda fay var dedik. Bunlar blok fay tektoniği oluşturuyor. Yani Karadeniz'in, Doğu Karadeniz'in temel özelliği, tektonik özelliği blok fay tektoniğidir. Yani başka deyişle faylarla sınırlandırılmış bloklardır. Bu veri yerin röntgeni diyebileceğimiz jeofizik verisi. Başka deyişle jeoloğun yüzeyde görmüş olduğu fayları teyit eden, doğrulayan yer altını gösteren jeofizik verisidir. Gravite haritasıdır. Bu haritaya göre sahil kesiminde Trabzon yöresindeki ilçeler ve Trabzon görüldüğü gibi doğu batı, kuzey doğu ve kuzey batı doğrultulu faylarla baklava dilimi gibi dilimlenmiştir. Ve Trabzon bunlara da isimler verdik. İşte göreler bloğu, Akçabat, Trabzon, Araklı, Ofrize bloğu gibi bloklar görülüyor. Bağımsız bloklar. Bu bloklar hem yatay hem düşey hareket edebilen bloklardır. Bunların hareketi ne kadar derseniz fayların hızları hakkında bilgimiz yoktur. Ancak Trabzon'un yılda birkaç milimetre kuzeye doğru ve düşey hareket ettiğini yine uydu verilerinden biliyoruz. Bunun yanı sıra Trabzon bloğuna daha yakından bir göz attığımız zaman evet burada uydu verilerinde baktığımız zaman Trabzon bloğu yansıda görüyorsunuz hem yükselen bir blok, yükselen bloğun üzerinde de çok net olarak faylar ve kırıklar görülmekte. Bu faylar ve kırıklar
yine üç doğrultuda. Doğu batı, kuzey doğu ve kuzey batı. Bu kırıkları çizmek gerekirse bu şekilde yükselen bloğu üzerindeki kırıkları görebiliyoruz. Trabzon demek ki yükselen bir fay zonu üzerindeki kırıklı bloklu bir yapıdan oluşuyor. Ve yükselen bloğun taraçaları, eski taraça yani yükselmiş eski deniz yatakları Boztepe ile sahil arasında 7'ye yakın eski yükselmiş taraça yani eski deniz platformları mevcut. Ve Trabzon'un yerleşim alanları burada gördüğünüz gibi soğuk su bölgesinden üç nolu Beşirli, üç nolu Erdoğdu, iki nolu Erdoğdu ve bir nolu Erdoğdu, yeni mahalle gibi basamaklar halinde yerleşimler vardır. Bunu daha net bir şekilde gösterelim. Burada yansıda gördüğünüz gibi Boztepe sırtı yılda 0.6 milimetrelik bir yükselmeyle denizel taraça 1 milyon yıldan beri yükselen bu Boztepe burada yaşlarını verebildiğimiz veyahut da yaş tayini yapabildiğimiz 4 taraçadan 400 bin yıllık en eski taraça yani yükselmiş deniz plajlar diyelim. Bu yansıda gördüğünüz gibi Erdoğdu, Yeni Mahalle gibi mahallelerimiz veya Trabzon'un semtleri bu basamak şeklindeki düz platformlarda kurulmuştur. Buralarda görülen denizel fosiller, eski deniz yatağındaki fosillerin paleontolojik yaş tayinleri 5000 yılla 400 bin yıl arasında değişiyor. 5000 yıllık en genç ve yükselmiş denizel platform, deniz plajı, bugünkü Akçabat'ta askeri kampın olduğu yer ve orada topladığımız fosillerin yaşı 3 metre yükseklikteki platform veya eski plaj 5000 yıllık bir yaş vermektedir. Ve bunların genel ortalama yükselimi de 0.6 milimetredir. Dolayısıyla 300 metre kadar yükselmiş eski deniz yatakları pek tabii ki faylarla veya kırılma hareketleriyle olmuştu ki bu da Boztepe'nin 1 milyon yıldan beri en azından kırılarak yükseldiği ve deprem ürettiği anlamına gelir. Gerçekten bu faylar deprem üretiyor mu? Kuzeyde, sahilde, Karadeniz bölgesinde gerçekten bu faylar deprem üretiyor mu? Gerçekten jeolojik veriler ve jeofizik veriler sismik verilerle uyumlu mu? 1964-2009 yılları arasında Kandil Rasathanesi'nin verilerine göre depremler sadece güneyde bir numaralı alanda Kuzey Anadolu fay üzerinde değil iki numaralı alanda yani Karadeniz sahilinde ve denizde de kümelenmiştir. Bunun anlamı depremler sadece Kuzey Anadolu fayı boyunca değil sahildeki faylar boyunca da olmaktadır. O kırmızı işaretlerle gösterilen noktalar depremlerin dış odaklarıdır. Bu odakları birleştirdiğimiz zaman kesikli çizgilerle görüyorsunuz. 3 hat deprem hattı veya 3 sismik zonun Karadeniz sahili boyunca var olduğu ortaya çıkıyor. Bu üç hat dikkat ederseniz güneydeki Kuzey Anadolu fayına ve Kuzey Doğu Anadolu fayına paraleldir. Tek bir farkı var bu fayların hareket hızları son derece küçük, 1 milimetre veya birkaç milimetre kadardır. Kesin deneyler yoktur. Ancak sonuç olarak deprem kaynağı burada sadece Kuzey Anadolu fayı değil, kuzeydeki Karadeniz'den geçen faylar veya Karadeniz Kuzey Anadolu fayına ve Kuzey Doğu Anadolu fayına paralel faylar da göründüğü gibi depremler üretmektedir. Bu üç doğrultudaki faylar aynı zamanda sahilin genel şeklini, köşeli şeklini veya koyların oluşumunu sağlayan temel tektonik faktörlerdir. Şimdi burada üç tane resim var. Doğu Karadeniz sahil kesimini gösteren Batum, Trabzon, Batum, Rize ve Trabzon
yörelerini gösteren, şehirlerini, yerleşim alanlarını gösteren 3 tane resmimiz var. Bu resim çok net olarak yerleşim alanlarının genişliğini göstermektedir. Bakın Batum oldukça geniş bir hinterland'a sahip. Yani kıyı çizgisiyle arkasındaki dağ arasındaki mesafe oldukça geniştir. Dolayısıyla yerleşime çok uygun düz bir alandır. Ama Rize'ye baktığımız zaman, hemen sağdaki şekle baktığımız zaman yine Rize'nin son derece küçük bir hinterland'a, yani kıyıyla dağ arasındaki sıkışmış dağ bir alana sahip olduğunu görüyoruz. Oysa Trabzon'a baktığımız zaman yine Trabzon'da Batum ile Rize arasında ortaç bir durum görünüyor. Dikkat ederseniz koylar özellikle birbirine paralel, birbirine çok benziyor. Çünkü koyları sınırlandıran faylar aynı faylardır. Kuzey-Doğu, Doğu-Batı ve Kuzey-Batı doğrultulu faylardır. Şimdi bu üç harita ya da üç görüntü denizden yer kazanmanın 1960'lı yıllarda Rize'den için başladığını gösteriyor. Şekilde görüldüğü gibi şu koy, burası Kuzey-Doğu doğrultulu fay zonu, şurası Doğu-Batı doğrultulu fay zonu, şu da Kuzey-Batı doğrultulu fay zonu. Şuradaki koy, buradaki koya aynen benziyor ve buradaki bizim koylara da büyük bir ölçüde benzemektedir. Çünkü koyları oluşturan faylar. 1960'lı yıllarda Rize'de denizden yer kazanma olayı işte bundan başlamıştır. Peki 50 yıl Trabzon, 2010 yılında Trabzon'da, Akyazı'da denizden yer kazanma olayı gündeme gelmiştir. Başka deyişle 50 yıl ertelenme, Trabzon'daki gerçek anlamda denizden yer kazanma olayı 50 yıl gecikmiştir. Gecikmenin nedeni de görüldüğü gibi Trabzon'un hinterlandı Rize'den oldukça geniştir. Ancak bıçak kemiğe dayanmıştır. Şimdi 2010 yılında ne yapıyoruz? Akyazı'yı doldurma çalışmaları başlatıyoruz. Tabii buna karşı çıkan da var, çıkmayan da var. Fakat dikkat ederseniz Batum'da henüz bir şeyden yer kazanma, denizden yer kazanma söz konusu değildir. Batum'un hinterlandı oldukça geniştir. Trabzon'un genel durumuna baktığımız zaman Trabzon'un Akyazı koyunu görüyoruz. 2010 yılında başlayan dolgu işlemi benim kişisel görüşüme göre şurada gördüğünüz gibi şu kısmın ileride birkaç on yıl içerisinde bu körfezin bütünüyle doldurulacağı düşüncesindeyim. Çünkü nüfus artışı ve insanların deniz kenarında yaşama nedeni bu körfezin doldurulmasında en büyük etme olacağı inancındayım. Eğer bu körfez dolarsa ki dolacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Trabzon bugünkü büyümesi, Doğu-Batı doğrultusundaki büyümesi yanı sıra kuzeye yani denize doğru da büyüyeceğinden Trabzon gelecek birkaç on yıl içerisinde üç ana zon halinde olacağını düşünmekteyim. Birincisi dolgu alanı. Trabzon'un dolgu alanı yani denizden kazanılan yer. İkincisi Trabzon'un Boztepe sırtlarına yaslanmış olan Kuzey Trabzon yani bugünkü yerleşim alanı. Ve üçüncü zon ise bugünkü Boztepe sırtlarının güneye doğru olan Güney Trabzon. Dolayısıyla dolgu alanı, Kuzey Trabzon ve Güney Trabzon diye üç Trabzon'un gelişeceğini düşünmekteyim gelecek birkaç on yıl içerisinde. Bu üç zon da yine kuzey-güney doğrultusunda veya kuzey-doğu doğrultusundaki vadilerle bir birleşme söz konusudur. Yani bir transversal yol ve aynı zamanda bir havalandırma yolu gibi kuzey-güney doğrultusunda gelişen yerler vardı. Ki bu transversal yollar da yine kuzey-doğu doğrultulu vadilerde fay vadileridir. Bu biraz önce bahsettiğim Akyazı dolgu alanı şurası da dolarsa ki dolacağını düşünüyorum.
Şurası Doğu Trabzon, burası Kuzey Trabzon, daha da güneyi Güney Trabzon olacak. Kuzey Trabzon'a dikkat ederseniz, Kuzey Trabzon doğuda çok daha fazla güneye doğru büyümüş, batıda ise henüz büyüme o kadar gelişmemiş. Şurası Beşirli stardır. Şuralar henüz yerleşime, etkin yerleşime açılmamış bölgelerdir. Ama zamanla tabii buralarda dolacak ve Trabzon hem doğu batı doğrultusunda hem güneye ve hem kuzeye büyüme durumunda kalacaktır. Trabzon sırtının veya Trabzon bloğunun genel şekline baktığımız zaman biraz önce bahsettiğim üç doğrultudaki faylar Trabzon sırtını baklava dilimi gibi bölmüştür. Dolayısıyla bu sırtlar, işte bunlara da isimler verdik. Bakın burada görüyorsunuz Boztepe bloğu denen bir blok, poligon şeklinde. Beşirli bloğu, Akyazlı bloğu ve Yıldızlı bloğu gibi bunlara isim verdik. Bu bloklar genel haritaya baktığımız zaman kırmızı ve sarı. Neden? Çünkü bölge bloklu olduğundan doğunun doğu taraftaki, yani şu sarı alandaki yükselme daha fazla olduğu için üstündeki örtü aşınıp gitmiş. Tıpkı bir ağacın kabuğu gibi soyulup gitmiş. Altta sarı renkli temel kayaçlar çıkmış. Batı kısım doğuya oranla daha az yükseldiği için aşınma az olmuş. Dolayısıyla örtü kayaçları burada korunmuş kalmış. Örtü kayaçları nelerdir derseniz gevşek konglomeralar, aglomeralardır. Şimdi Trabzon'un kuzeye bakan yamaçları, yani biraz önce bahsettiğim Kuzey Trabzon'un bulunduğu yer kitle hareketlerine, yani heyelanlara açıktır. Neden? Çünkü Trabzon'un kuzeyi, yani Kuzey Trabzon 35-40 derecelik bir yamaca sahiptir. Bu dik yamaçta böyle bir bloklu yapı, gevşek bir zemin ve hatta etkin bir yağmur altında buralarda kitle hareketlerinin olmaması mümkün değildir. Bu bakımdan bu kırmızı alanda Yıldızlı'da heyelan biliyoruz, Sera heyelanı, Akyazı bloğunda yine heyelanlar, Beşirli bloğunda yine heyelan ve kitle hareketleri vardır. Şurada gördüğünüz gibi doğu batı doğrultusunda uzanan bu sırtın üzerinde Kandilli'nin depremleri mevcut. Küçük mikro depremleri var. Burada yanlış okumuyorsam 2004 yılına ait 3 büyüklüğünde yine bu fayın üzerinde 3 büyüklüğünde, bu da 2004 civarında. Yani dolayısıyla bu bölgede de sismik aktivite mevcut. Bundan birkaç gün önce de Yomra'da bir deprem oldu, küçük bir deprem oldu. Şimdi bu Beşirli Akyazı bloklarına doğru heyelan şeylerine bir bakalım. Akyazı bölgesi Beşirli Deresi ve Sera Deresi ile sınırlandırılmış. Doğu kuzeyden ve güneyden de faylarla sınırlandırılmış sol yönlü bir fay zonudur. Şurada hemen mekaniğini burada vermek istiyorum. Sol yönlü bir fay zonunda burada görüldüğü gibi normal faylar, yani basamaklı faylar gelişir. Gerçekten de Akyazı'ya baktığımız zaman 200 metre, 250, 300 ve 500 metrelik basamaklı şeklinde faylar mevcuttur. Ve bu faylar üzerinde oklarla gösterdiğimiz, şurada oklarla gösterdiğimiz kitle hareketleri var. Heyelan ve toprak atması söz konusudur. Bu yapı, bu faylı basamaklı yapı nereye doğru uzanıyor? Denize doğru uzanıyor. Yani bugün Akyazı dolgu alanına doğru uzanıyor. Akyazı'da yapılan zemin ütüklerinde denizde fail veya herhangi bir kırık vesaire rastlanmadığı söyleniyor ama dediğim gibi karada yapılan jeolojik çalışmalar Akyazı'nın bir fay, kuzey doğu doğrultulu sol yönlü bir fay yolu olduğunu ortaya koyuyor. Akyazı'da kitle hareketlerini gösteren önemli veriler var. Bakın şuradaki faylar veya küçük açılmalar yine Doğu Karadeniz bölgesinin etmen fay
doğrultularına veya kırık doğrultularına karşılık geliyor. Şu kırık doğu batı, bu kuzey doğu, bu kuzey batı doğrultulu kırıklardır veya açılmalardır. Yine şu şekilde Akyazı'da kayma basamakları izlenmektedir. Akyazı'da kaymanın veya kitle hareketinin çok yavaş olduğu, ki kırık hareketi diyoruz, oradaki ağaçlardan da belli. Bakın burada ağaç böyle bükülmüştür. Kökü bu şekilde ağaçlarda bükülmeler veya eğilmeler vardır ki bu da Akyazı yöresindeki kitle hareketlerinin bir sonucudur. Ve yakın zamanda Akyazı Belediyesi'nde olduğu yerde, okulda önemli bir heyelan olmuştur. Yahut da yer kayması olmuştur ve okullar işte orada tadil edilmiştir. Yer değişmeler vesaire gerçekleşmiştir. Hocam Akyazı'ya girdiniz diye bir 3 dakika verdim. Tamam. Yani şimdi bağlıyorum. Beşiktaş bloğunda da aynı şekilde kaymalar ve heyelanlı bölgeler var. Dolayısıyla hem Akyazı hem Beşirli heyelan sahasıdır. Yerleşime açılmadan önce, biraz önce gösterdim, henüz yerleşim başlamamış etkin yerleşim. Buralarda önemli zemletleri çalışması yapması gerekmektedir. Bölgenin depremselliğine baktığımız zaman Trabzon çevresinde son bir yıl içerisinde oluşan mikro depremleri burada görüyorsunuz. Kandil'in verileri. Son 100 yıl içerisinde ise Akçabat ve Trabzon yöresinde olan 5 ve 4 büyüklüğünde depremleri görüyorsunuz. Mavisi 5, sarı renkli 4,5 civarında olan depremler. Bu gerek kuzeydeki depremler, gerekse güneydeki depremleri ikisini birlikte değerlendiren deprem hasar haritaları. Bugünkü Kandil Rasathanesi'nin başkanı Mustafa Erdik Hoca'nın uluslararası bir yayında alınmış bir haritadır. Bu harita bugünkü kullandığımız haritadan farklı olarak denizde de deprem hasar haritaları mevcuttur. Bunu biz biraz daha yalınlaştırdık. Burada bakın birinci zon Kuzey Anadolu fay üzerinde, ikinci zon Karadeniz sahilinde ve üçüncü zon da Karadeniz'in içindedir. Bunu biraz daha basitleştirerek ve kullanıcıya yarar sağlaması açısından bunu da ben böyle bir deprem hasar haritası oluşturdum. Burada Trabzon sarı alanda görülüyor. Trabzon'un deprem riski şudur. Günümüzdeki 50 yıl içerisinde biraz önce gösterdiğim deprem hasar haritasına göre 50 yıl içerisinde olabilecek olan en büyük deprem %90 olasılıkla 6-6,5 değerindedir. Yine biraz önce gösterdiğim Mustafa Erdik Hoca'nın deprem hasar haritasına göre bu değerin aşılması, yani 6-6,5'tan büyük değerin depremi olması %10 olasılıktır. Yine bu haritaya baktığımız zaman A, B, C, D yapıları var. A yapıları, yani depreme karşı dayanıklı olan yapılar, mühendislik yapıları bu sarı bölgede, yani Trabzon'da bulunduğu sarı bölgede herhangi bir hasar görmez. B yapıları, yani yatay deprem kuvvetlerine karşı tasarımı olmayan mühendislik yapıları çok az hasar görür. Ancak C yapıları, yani usta ve D yapıları, kalfa yapıları, ki köylerde, yaylalardaki veyahut da kırsal alandaki yapılarda çok büyük hasar görür. Ancak orta büyüklükteki bir deprem, 5-6 büyüklükteki bir deprem, Trabzon'da yıkıcılıktan çok, Trabzon sırtlarında, Boztepe sırtlarındaki biraz önce söylediğim heyelanlı sahaların hareket etmesini sağlar ki bu da çok büyük bir faciadır. Çok katlı, 8-10 katlı binalar bugün bu heyelan sahası üzerinde kurulmuştur. Bu da depremin yıkıcılığından çok depremin ikinci etkisi olan önemli bir faktördür. Ben sonuçlar ve öneriler kısmını müsaade ederseniz okuyayım, yoksa sorularınızı alayım. Belki. İdeal şehirleşme modeli ve sürdürülebilir gelişme yerleşim alanının jeolojik yapısıyla ilgili arazi kullanımına bağlıdır. Bu nedenle son yıllarda şehirleşme planlarında tek boyutlu yüzey jeolojik haritaları yerine üç boyutlu jeolojik haritalar kullanılmaktadır. Büyük şehir olarak Trabzon ulaşım açısından metro projesi, yeraltı drenajı ve atık sistemi, ayrıca altyapı hizmetleri,
su şebekesi erken uyarı sistemi açısından yer altının ayrıntılarını gösteren 3 boyutlu jeolojik haritalar üretmek zorundadır. Doğu Karadeniz bölgesinde sahil ile dağ arasında kalan yerleşim alanlarının genişliği, doğu batı, kuzey batı, kuzey doğu doğrultulu fayların oluşturduğu blok genişliğine bağlı olarak değişir. Doğudan batıya doğru Batum en geniş, Rize en dar, Trabzon ise orta genişlikte bir hinterlanda sahiptir. Bu nedenle Rize'de yer kazanma olayı 50 yıl önce başlamıştır. Denizden yer kazanma işlemi Hinterland Dağları nedeniyle ilk kez 1960 yıllarda Rize'de başlamış, daha sonra 2010 yılında Trabzon'da Akyazı Dolgaları projesiyle gündeme gelmiştir. Küçük ölçekli Akyazı Dolga projesi gelecekteki Akyazı koyunun tümüyle doldurulması konusunda atılmış ilk adımdır. Bu amaçla kıyıların korunması ve dolgu tekniği açısından deniz dolgu yasası öncelikle çıkarılmalıdır. Boztepe sırtlarına yaslanmış olan Trabzon ili artan nüfus ve arsa talebine bağlı olarak kuzeyde denize doğru ve güneyde ise sırtın düz alanlara doğru genişlemek zorundadır. Bu büyüme modeline bağlı olarak önümüzdeki birkaç on yıl içerisinde Trabzon ili kuzeyden güneye doğru dolgu bölgesi, Kuzey Trabzon ve Güney Trabzon olarak üç farklı yerleşim bölgelerinden oluşacaktır. Aktif faylar üzerinde yükselen Boztepe sırtının kuzey yamaçlarında yani Beşirli Akyazı faylı bloklu yapı, gravite ve tektonik kuvvetler, aşırı yağış, gevşek litolojiden dolayı kitle hareketlerine, heyelan ve toprak atmasına açıktır. Bugünkü Türkiye deprem bölgeleri haritası Trabzon'un gerçek deprem riskini yansıtmaz. Doğu Karadeniz bölgesinde bilinen ve muhtemel aktif faylar dikkate alındığında uluslararası deprem hasar haritalarına göre, ki bunlara probabilistik harita diyoruz, Trabzon'da önümüzdeki 50 yıl içerisinde olabilecek en büyük deprem %90 olasılıkla orta büyüklüktedir. Yani 6-6,5 değerindedir. %10 olasılıkla bu değer 6-6,5'tan daha büyük olabilir. Orta büyüklükteki bir deprem Trabzon'da doğrudan hasardan çok, dolaylı olarak kitle hareketlerini ve heyelanları başlatarak önemli can ve mal kaybına neden olabilir. Son olarak ilin doğal afet zararlarını en aza indirmek ve güvenli yerleşim alanları oluşturmak amacıyla yasa gereği 1/1/5000 ölçekli mikro bölgelendirme çalışmaları veya jeolojik haritaları yapılmak zorundadır.